bayram ikramiyeleri az bulunmuştu, tüm emeklilere bir maaş ikramiye yatacak. Kurban Bayramı dönüşü ay sonuna kadar başvuru yapan 4A, 4B, 4C, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur, Emekli Sandığı Memur Emeklisi, EYT emeklileri herkese bir maaş ikramiye verilecek. Milyonlarca emekliye nefes aldıracak haber geldi. Kurban Bayramı sonrası başvuru yapan 4A, 4B, 4C, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur, emekli sandığı memur emeklileri ve EYT emeklileri bir maaş ikramiye alabilecek. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Temmuz zammı için gözler, 3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, tarafından açıklanacak olan 12 aylık tüfe ortalamasına ve ilk 6 aylık enflasyon farkına çevrilmişti. Bu verilerle emeklilerin alacağı maaş zammı kesinleşecek. Bankalar, emeklilerin zamlı maaşları belirlenmeden önce promosyon yarışına girdi. Bayram dönüşü Haziran ayı sonuna kadar sözleşme imzalayan emekliler bir maaş ikramiye tutarında ödeme alabilecekler. Peki hangi banka en yüksek promosyonu veriyor ve emekliye maaş promosyonu ne kadar? İşte en yüksek promosyon veren bankalar. Promosyon miktarları sürekli artarken, Temmuz ayında gelecek maaş zammı öncesinde bankalar rakamları bir kez daha güncelledi. En düşük emekli aylığı ile kıyaslandığında, promosyon alan emekliler bir maaş ikramiye almaya hak kazanıyor. Şu anki kampanyalar incelendiğinde, en yüksek promosyonu veren bankalar Yapı Kredi Bankası ve ING Bank, ek promosyon ödemeleriyle toplamda 18.000 TL'ye ulaşıyor. Kamu bankaları SGK tarafından belirlenen emekli maaşı promosyonu tutarı olan 12.000 TL'yi öderken Türkiye Finans Bankası ise emeklilere 14.500 Türk Lirası ödeme yapıyor. Ekonomistler arasında bazıları emeklilerin maaş zammını beklemelerini önerirken bazıları ise ek zam beklentisinin düşük olduğunu ve promosyon rakamlarında Temmuz ayı sonrasında büyük bir artış beklenmediğini belirtiyorlar. Bankalar bu promosyonları 3 yıllık bir süre için öderken bu süre dolmadan maaşını taşıyanlardan belirli tutarlarda kesinti yapılıyor.